Merhabalar, Aydu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok lezzetli bir menü hazırladım. Benim bugünkü menümde domatesli kabak kızartması, baharatlı fırında çıtır patates, içi dolgulu, kaşarlı, bezelyeli, fırında soslu köfte. Eğer sizler de her gün ne pişirsem diye düşünüyorsanız sizlere de kolaylık olsun. Buyurun bu güzel tariflerin yapımına geçelim. İlk olarak köftemizi hazırlayalım. Köftemiz için derince bir kasenin içerisine 400 gram orta yaldana kıymayı alalım. Üzerine bir adet yumurtayı kıralım. Bir adet soğanı rendenin ince tarafı ile rendeleyelim. Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla galeta unu ilave edelim. Yoksa ekmek kırığı da kullanabilir. Baharat olarak da kimyon, karabiber ve kekik kullandım. Yeteri kadar üzerine de tuzunu ilave edelim ve yoğurmaya başlayalım. Güzel pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor. Güzelce de yoğuralım. Köfteyi yoğurduktan sonra kenara alalım. Bir kasenin içerisine su alalım. Küçük bir kaseyi alıp içerisine streç film serelim. Şeklini vermek için köftenin şeklini bu şekilde daha kolay oluyor. Sonra bir parça yoğurduğumuz köfteli harcımızdan kopartıp yuvarlayalım. Streç film serdiğimiz küçük kasenin içerisine köfteyi alıp bu şekilde çanak gibi açalım. Böyle oyalım içerisini. Bir paket hazır konserve bezelyeyi, iç bezelyeyi üzerine tuz ilave edelim. Sonra yeteri kadar köftemizin içerisine dolduralım. Üzerine de rendelenmiş kaşar peyniri ilave edelim. İsterseniz içerisine beşamel sos da dökebilirsiniz. Ben bu sefer beşamel sos kullanmadım. Sonra bu şekilde streç filmi çıkartıp köfteyi dikkatli bir şekilde bozmadan çıkartalım ve tepsinin üzerine köftemizi alalım. Yine aynı şekilde bir parça harcımızdan alıp tabağın içerisine köfteli harcımızı alalım ve şeklini verelim. Böyle içerisini oyalım. Elinizi ıslatırsanız şeklini vermek daha kolay olur. Bakın bu şekilde içerisini açtıktan sonra yine içerisine yeteri kadar iç bezelye dolduralım. Sonra üzerine kaşar peyniri ilave edelim. İsterseniz bu şekilde kaşar peynirini tepsinin üzerine alınca da ilave edebilirsiniz. Size iki aşamasını da gösterdim. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde kaşar peynirinin üzerine ilave edebilirsiniz. Köfteler bittikten sonra sosunu hazırlayalım. Bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı domates salçasını alalım. Üzerine biraz sıvı yağ ilave edelim. Biraz üzerine tuz ilave edelim. Böyle yarım tatlı kaşığı kadar. Yarım su bardağı da üzerine su ilave edelim ve karıştıralım. Sosumuzu güzel karıştırdıktan sonra kenara alalım. Böyle köftelerin üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzu dökelim. Ve önceden ısıtılmış 250 derece alt üst ayarda köftelerimiz pişene kadar fırında pişirelim. Köftelerin üzeri kızardıktan sonra fırından çıkartalım ve kenara alalım. Fırında patates için istediğiniz miktarda patatesi alıp kalın olacak şekilde patatesleri dilimleyelim. Böyle bakın bu kalınlıkta patatesleri dilimleyelim. Sonra her patatesin üzerine çizikler atalım. Biraz çizikleri derin atalım. İçerisine güzel sosumuz işlesin ve içerisinde güzel pişsin. Yine diğer patates de aynı şekilde yapalım.
Bu şekilde patatesler bitene kadar devam edelim. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Daha önce bu patatesi denemediyseniz muhakkak deneyin. Bakın bu şekilde içleri ayrılsın. Ama dibine kadar da kesmeyelim. Patatesleri kestikten, böyle şeklini verdikten sonra sosunu hazırlayalım. 2 diş sarımsağı ezelim veya rendeleyelim. Ve sarımsağı küçük bir kasenin içerisine alalım. Üzerine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edelim. Karıştıralım. Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı kekik. 2 tatlı kaşığı parmesan peyniri. Eğer yoksa elinizde şart değil, kullanmaya da bilirsiniz. İlave edip karıştıralım. Eğer elinizde varsa muskat tozu da çok yakışıyor arkadaşlar. Veya kendisi varsa rendeleyebilirsiniz biraz içerisini. Yoksa şart değil. Muskatı da ilave ettikten sonra bir karıştıralım tekrar. Sonra sosumuzu kenara alalım. Bakın patateslerin hepsini ters çevirdim. Yani çizdiğim yerleri alta getirdim. Bakın bu şekilde. İlk olarak alt kısmını tuzlayalım. Böyle üzerine yeter kadar tuz serpelim. Daha sonra da tuzladığımız patateslerin üzerine soslayalım. Böyle alt kısımlarını soslayalım. Sosladığımız patatesleri tekrar ters çevirelim. Bu sefer üstte çizik olan yerlerini getireceğiz. Böyle çizik olan yerleri üstte kalacak. Tekrar sosumuzun tamamını patateslerin üzerine yedirelim. Bakın bu şekilde aralık böyle kestiğimiz yerlerine içlerine güzel işlesin hazırlamış olduğumuz sos. Bu şekilde sosladığımız patatesleri önceden ısıtılmış 250 derece alt üst ayarda patatesler güzel kızarana kadar pişirelim. Patatesler pişerken biz de kabak kızartmamızı hazırlayalım. Ben kızartmamı 3 adet kabaktan hazırladım. Kabakları ortadan ikiye kesip gördüğünüz şekilde dilimleyelim. Çok fazla kalın olmasın. Dilimlediğimiz kabakların üzerine biraz sıvı yağ ilave edelim. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Sonra kabaklar yumuşayana kadar kızartalım. Kabaklar yumuşadıktan sonra bir adet domatesi doğrayıp kabakların üzerine ilave edelim. Ve domatesler de yumuşayana kadar pişirmeye devam edelim. Domatesler yumuşayıp kabaklar da yumuşadıktan sonra üzerine yeter kadar tuzunu ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Yemeğimiz piştikten sonra altını kapatıp kenara alabiliriz. Yemeklerim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimi açarsanız paylaşımlarımdan da anında haberdar olursunuz. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.